Bakanım, sayın büyükelçilerimiz, sayın diplomatlar, değerli misafirlerimiz. Bugün Afrika boynuzunu özelde ve biraz daha genelde Afrika'yı ele alan bir program yapalım istedik. Bu konuda son derece donanımlı, çok değerli tecrübeleri, bilgileri olan misafirlerimiz bizlere bu meseleleri teferruatıyla anlatacaklar. Çok kıymetli büyükelçimiz, temsilcimiz yine Afrika ile ilgili çok kıymetli görevler yapmış, o bölgeyle ilgili önemli çalışmalar yapmış bir diğer büyükelçimiz, sayın bakanımız ve yine Afrika ile ilgili çalışmalar konusunda yoğunlaşmış hocamız bizlere bilgiler verecekler. Tabii Somali ve Etiyopya tabii bizim daha eskiden Habeşistan diye adlandırdığımız bir bölge. Malumunuz çok geçmişten günümüze çok bizim için ehemmiyetli olan bir bölge. Habeşistan hepinizin bildiği üzere Müslümanların ilk sığındığı yer aslında. Bu bakımdan manevi soyut çok kıymetli bir özelliği her zaman taşıdı. Sömürgecilik sürecinde de yine çok özel bir yeri var. Yine hepinizin bildiği üzere sömürgeciliğin ulaşmadığı tek bölge. Somali'nin de yine kendine has çok önemli bir özelliği var. Akademik çalışmalarda zannediyorum çok fazla yer bulmuyor. Fakat çok özel bir niteliği var Somali'nin. O da şu ki bugün dünyayı yönetenlerin, bugün dünyada uluslararası sistemi kontrol edenlerin kendi istedikleri amaçlara, arzulara erişebilmek için kullandıkları en özel yöntemlerin uygulandığı bir bölge. Somali'de aslında Somali bölgesi birazdan anlatacak kıymetli misafirlerimiz, konuşmacılarımız. Somali aslında verimli olmasıyla çok özellikle ne diyelim tarım bakımından evet çok verimli, çok nitelikli olmasıyla bilinen eskiden bir bölge olmasına rağmen stratejik olarak belli amaçlara yönelik çok özel politikalarla aslında bir kıtlığın oluşturulduğu ve bu sebeple de bilhassa belli yaşın üstündeki, belli yaşın altındaki genç kesimin Somali deyince akla ilk açlığın, kıtlığın geldiği bir coğrafya haline getirilmiş bir bölge. Yani bereketin, bolluğun temsili olan bir coğrafyanın, bir bölgenin, bir toprağın, ülkenin kıtlığın temsilcisi olacak hale getirilmesi ne kadar da stratejik bir şey. Aslında stratejik davranmanın ne kadar şeytani amaçlar için uygulanabildiği ve nasıl amaçlar doğrultusunda hangi sonuçlara ulaştırabildiğinin de göstergesi bence. Bunları tabii bugün mutlaka ele alacağız. Bizim için çok önemli, son dönemde bilhassa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Afrika açılımıyla birlikte bizim o bölgelere ilişkin politikalarımız daha da yoğunlaştı ve bu politikalar doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Bütün dünyanın odağında olan bir bölge Somali, Etiyopya, Türkiye'nin de tabii çok önemli o bölgede politikaları var. Bunlardan bahsedelim ve o bölgeye ilişkin yine bu program, bu toplantı bizlerin donanmasını, daha fazla bilgi elde etmesini sağlayan bir program olsun diye arzu ediyoruz. Ben bütün katılımcılara ve bütün misafirlere tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyor, saygılar sunuyorum efendim.